Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Marmara'yı geçiyor ya, gürültü, patırtı, vahırtı, vuhurtu. Merhabalar arkadaşlar, saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, şimdi malum dün kaldıydık burada. Bugün bir iş çıktı. Alıp gideceğiz. Allah'ın izniyle. Aslında dünden vardı bu işte, bir aksilikler oldu. Dün yükleyemedim ben bunu. Bugün geçip yükleyeceğiz şimdi. Bugüne sarktı. Allah'ın izniyle bugün yükler çıkarık. Bayramda evimizde olacağız. Nasipse. Ya Allah ya, bismillah deyip devam edelim bakalım. Şimdi alttan o karı dolaşacağım arkadaşlar ben. E5'in kenarından bir yerden boşaltacağım. Yükleyeceğim yükü. Boşaltacağım diyorum. Hep boşaltma işiyle uğraştığımız için, yükleme işi pek olmadığı için bu ara. Şuradan dolanıp tekrardan o yandan E5'e geçeceğim. Aşağıdan o kare. Mekanizmadan buradan doğru gireyim buraya. Üstten aşağı gidip bir daha geri dolanacağız, aşağıdan gerek yok. Tabi oralarda da yer varsa. Evet, bu inşaat bitti arkadaşlar. Buranın tuğla işi bitti. Buraya daha tuğla gelmeyecek. En son tuğlasını da ben getirdim zaten. Burası da bitmiş durumda. Yollar nasıl? Ne durumda acaba? Onu da bilmiyoruz ya. Yollar da çok kalabalık herhalde bugün de. Bir an önce çıkıp da ay arabaya bak be. Ablam da sürüyor yani. Yakıyor ortalığı. Buraya istasyona durak yapmışlar ama arkadaşlar, geçiş yapmışlar ama yolu kesmişler ya. Resmen yolu kesmişler. Daraltmışlar yani. Yolun bu yüzünden öbür yüzüne geçeceğim arkadaşlar. Aşağıdan yukarı dolanacağım buraya. Niye derseniz, çünkü yan yoldan doğru gideceğim. Bir daha yapmayalım. Sıkıntı yaşamayalım diye.
istasyonun kenarından aşağı Çayırova tarafına doğru iniyorum arkadaşlar. Buradan aşağı. Üstten aşağı dolaşsam gene aşağıya dolaşacaktım. En iyisi buradan doğru alttan olur çıkmak diye düşündük yani. Arkadaşlar dün enişte buradan yola çıktı. Sabah saat 5'te. Kaçta aradım ben onu? 11'de 12'de mi ne aradım? Daha geri dediydi. Yani yolun tıkanıklığından anca gidebilmişler oraya kadar. Normalde bu saate Samsun'a inmesi lazımdı onun. 7-8 saate taksiyle. Ama tabi anca geri diye geçebilmiş. Bayağı da bir yolda bunalmış idi herhalde. Ben dedim buna ama gerçi dün de acayip yol tıkalıydı. Bugün de aynı mı bilmiyorum. Birisi Gebze gişelerden atmış idi. Gebze demişim. Gerede gişelerden atmıştı. Sosyal medyaya da gördüm buradan. Gene aynı tıkalı gibiydi sanki. İnşallah bizim önümüze engel çıkmaz da biz de adam gibi gideriz ya bugün. Millet gitmiş olsa bari. Arkadaşlar İstanbul boşaldı ya. Millet acı o kadar 15 günden beri gidiyor hala trafik kapalı tıkalı ya. 15 günden beri gidiyor hala trafik tıkalı. Bir de bunun dönüşü var arkadaşlar, dönüşü. Bu millet hep aynı anda dönecek. Öyle 15 gün önceden 15 gün önceden değil. Vallahi bilmiyorum yani. Herhalde 2 günde gelinir şeyden. Samsun'dan buraya 2 günde. Şartları öyle gösteriyor şu anda. Şu anki trafik tıkanıklığına bakarsan milletin dönüşü hepsi aynı ana denk gelecek. İş zamanına, çalışma zamanına. Hani bir gün önceden de çıkan olsa, bir gün sonradan da çıkan olsa aynı şey olacak. Tıkanıklık olacak yani. Dönüş var mıydı buraya ya? Vardı herhalde. Buradan dönerim bakalım. Dar biraz ama yapacak bir şey yok. Ve öğlenden önce alacaklar bizi.
Bekle 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 yalandan yere. Bu saat oldu ya. Hani derler ki İstanbul boşaldı ama İstanbul arkadaşlar boşalmaz bu İstanbul. Bu İstanbul boşalmaz ya. Allah la ilahe illallah. Dedim herhalde burada yatacı yok yani kırmızı ışığın dibinde ya. Herhalde dedim burada yatacağız ama. Spotçular çarşısı, spotçular. Var ya bu. Bu yol bitmez arkadaşlar, bu yol bitmez.
Evet arkadaşlar, az sizi bekleyeceğim, görüşürüz. Evet arkadaşlar, yükümüzü yükledik, şimdi çıkıyoruz. Yani günün saat 11'den 12'den beri burada bekliyoruz. Beklememizin sebebi önümüzde iki tane araba vardı ama anamız ağladı arkadaşlar. Anamız ağladı burada. Burası biraz kasıyor arabayı arkadaşlar. O yüzden biraz şeyli çıkıyorum burayı. Dikkatli. Hadi bakalım, durmak yok, yola devam şimdi arkadaşlar. Allah'ın izniyle şu arkadaşlarla da ben bir görüşeyim. Bakayım ne diyorlar ne demiyorlar. Çıktım diye. Ondan sonra tekrardan sizlerle birlikte olalım, devam edelim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, durmak yok, yola devam. İnşallah yolumuz, izimiz açıktır yani, kalabalık yoktur yolda. Hayırlı uğurlu bir şekilde giderik akşam akşam yani. Şimdi buradan Gebze'den yola çıktım ben. Hayırlısıyla, Allah'ın izniyle. Yarın da Arefe gün. Yükümüz de boşalacak. Nasip olursa. Yani bayrama evdeyiz arkadaşlar. Yine Cenab-ı Allah bizi mağdur etmedi. Buralarda bırakmadı. Şükürler olsun. Durmuyoruz. Yola devam. Evet, Darıca. Gebze, Darıca, Samsun seferi, Samsun, Ordu seferi başlamıştır arkadaşlar. Hayırlısıyla. Allah yolumuzu, yerimizi açık etsin. Yolumuza devam edelim bakalım. Dediğim gibi inşallah yoldayız da sıkıntı olmadan, sıkışmadan, tıkılmadan, tıkışmadan giderim. Yükümüz hafif arkadaşlar. Çift dingili kaldır, devam et. 2-3 ton. Kaldır dingilleri, devam et. Yani cazip de büyük bulduk. Güzel de büyük bulduk Allah'ın izniyle. Parası istediğimiz gibi değil ama olsun, idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani tonajlı yüküyle aynı paraya gelmiş oldu. Fark etmiyor yani. Mazot tasarrufuyla. Hesabımızı kitabımızı yapıyoruz biz. Yani tufuya da düşecek durumda değiliz. O yüzden Cenab-ı Allah yüzümüze gülüyor. Yani hakkıyla hukukuyla çalışmaya çalışıyoruz. Kimsenin işine gücüne göz dikmiyoruz. Kimsenin malına mülküne göz dikmiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar böyle. Evet, bu videoları sizlere hazırlıyorum ki arkadaşlar, yani bayramda birkaç gün evde olacağız malum. Bu esnada sizlere seyre devam için bunları hazırlamak zorundayız. Hazırlamak zorundayız derken ben kendimi öyle hissediyorum arkadaşlar, sizlere karşı sorumlu olarak. Sorumlu hissediyorum. Yoksa 4-5 gün video atmasam bu da olur ama gerek yok yani. Ne gereği var? Çekelim, hazır dursun. Arkadaşlarımıza da yani mağduriyet yaşatmayalım. Bizlerden mahrum kalmasın. Kaldırdık dıngılları, gidiyoruz arkadaşlar. Kaldırdık dıngılları, gidiyoruz. Aslında normalde ben bugün erken geldim biliyorsunuz, buraya saat 11.30 civarlarında.
dediğim gibi önümde iki tane araba vardı. Mal banttan çıkıp öyle yüklüyorlar yani. Üretilip öyle yükleniyor. Yani stoktan değil arkadaşlar. O yüzden bayağı bir bekledik. Bir de güneşin altında, sıcağın altında çok bekledik yani. Sıkıntımız o oldu. İstirahat edemedik. Arabanın içi cayır cayır yani. Şimdi normalde bu yükü dün yükleyecektim ben ama dün dediğim gibi aksilikler çıktığından dolayı arkadaşlar yükleyemedik. Bugün yükledik. Aynı yükü. Sıkıntı yok. Her şeyde bir hayır vardır. Öyle diyeceğiz artık. Cenab-ı Allah her şeyin iyisini bilir. Belki sıkıntımız olacaktı. Yolda başımıza bir şey gelecekti. Belki gelmeyecekti. Bilemiyoruz. Belki şimdi gelecek. Cenab-ı Allah bir gün geri attı bizi. Yani kudretinden sual olmaz. Bu ne diyorsa o. Hani biz bazen acele ediyoruz, patranıyoruz, şey yapıyoruz ya. Hani boşuna. Tabii ki işini takip edeceksin ama hani bazen stresi boşuna yaptığımızı anlıyorum bazen ben ama ne bileyim yani. Biz de Karadeniz insanıyız arkadaşlar, biliyorsunuz bizim bekleme gibi bir şeyimiz yok, biz sabırsız insanız. Tez canlıyız biraz, her şeyimiz hemen olacak bir anda. Bizde de öyle bir huy var. Yani insanoğlunun genelinde öyle vardır da bizim Karadeniz milletinde biraz daha fazladır. Her şeye hemen bir anda parlar mesela. Ateş alır yani. O yüzden. Şimdilik yola devam ediyoruz. Ha, bu arada canlı yayına da birazdan geçeriz. Şuradaki işimiz var. Oradaki işimizi halledelim. Bundan sonra canlı yayını patlatacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber. Vallahi yola devam edeceğiz ama bilmiyorum şey olacak mı? Kalabalık olacak mı hiç? Şimdi normalde ben buradan Gebze Gişeler'den çıkacaktım ama bu yol üzerinde işim var arkadaşlar. Oraya uğramam gerekiyor. Mecburen Dilovası Gişeler'den çıkacağız.
Evet arkadaşlar, burada acil işim var. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.